Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyorum. Samimi Analiz programıyla'yız ve bugün hepimizin merak ettiği konuları astrolog ve yazar Öner Döşer hocamıza soracağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Biz her gün haberlerde veriyoruz anlık olarak. İşte hepimizin bilgilenmesi çok önemli. Ama bir yandan da merak ediyoruz. Acaba ülkemizi, acaba gündemimizi, acaba dünyayı bekleyen 2024 yılında ne gibi durumlar, ne gibi haberler olacak? Bunu sizden detaylarıyla alalım hemen. Pek tabii ki memnuniyetle. Tabii her yılın getirileri var, götürüleri var. Pozitif, negatif. Gelişmelere açık bir yıldayız. Aslında 2024 ile 26 yılları arası astrolojik açıdan çok önemli bir geçiş zamanı. Tabii ekonomik anlamda büyük değişimlere açık bir zaman dilimi. Artık bildiğimiz kapitalizmin sonlarına geldik. Belli ki ekonomi sistemleri değişecek. Yeni dünya düzeni deniyor bunun adına. Tabii ki bu yeni dünya düzeni denilen sistemin içerisinde hem ekonomik hem de politik açıdan, uluslararası ilişkiler açısından trendlerin bayağı değişeceği bir dönem olacak. Pek tabii ki bazı stresleri de beraberinde getirecek. Ben 2024 yılı için global resesyonun başlangıcı gibi bir ifade kullanmıştım. Bu yılın özellikle ikinci yarısından itibaren astrolojik olarak daha sıkışık, resesyonu çok konuşacağımız bir zaman dilimine giriyor olacağız. Resesyon derken yani ekonomik anlamda dünyada iflasları, ülkeler anlamında iflasları mı duyacağız? Aslında durgunluktan bahsediyoruz. Yılın ilk yarısı daha ziyade enflasyonist, enflasyonun çok daha yüksek seyredeceği. Tabii ki ülkemizde de zaten şu anda yerel seçimler sonrası için ekonomistlerin tahminleri var ama astrolojik tahminler bir 5 sene gerisinden de bu dönem için aşağı yukarı aynı şeyleri söylerdi. Çeşitli gezegen kavuşumları diyelim, çok da teknik detaya girmeden, özellikle Nisan ayının 2024'ün en önemli ayı olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi bizde yerel seçimler var 31 Mart itibariyle, tabii ki önemli ama bununla sınırlamıyoruz. Dünya içinde genel anlamda şu bakımdan önemli, her yıl malum güneş ve ay tutulmaları vardır ve böylesi dönemlerde hızlı değişimler devrededir. Bazen streslerle, bazen beraberinde yeniliklerle gelir. 25 Mart'ta bir ay tutulması, 8 Nisan'da çok önemli bir güneş tutulması var. Ve 10 Nisan'da Mars ve Satürn gezegenlerinin balık burcunda kavuşumu var, çok önemli. 21 Nisan'da da Jüpiter ve Uranüs gezegenlerinin boğa burcunda kavuşumu var. Tüm bunlar bize Mart sonundan başlayarak Nisan ayının, tabii takibinde Mayıs ayının çok önemli gelişmelere gebe olduğunu gösteriyor. Malum enflasyonist bir zamanda yaşıyoruz. Gıda fiyatlarında artış olasılığını beraberinde getiren bir zaman dilimidir bu. Peki tabii ki biraz evvel bahsettiğim temalar özellikle teknoloji anlamında çok yeni gelişmelerin de beraberinde geleceği. Zaten dijital çağdayız. Teknolojinin artık iyice hızlandığı bir zaman dilimindeyiz. Bunu biliyoruz ama muhtemelen öyle gelişmeler devrede olacak ki 2024-26 yıllar arasında biz halen çok şaşıracağız. Artık şaşırmadığımız ne kaldı diyeceğiz gerçi bir taraftan ama bu da teknolojinin baş döndürücü bir hızlanışına şahit olabiliriz. Diğer şöyle taraftan, ki hocam hemen araya gireceğim tabii, ama pandemide zaten öyle şeyler yaşadık ki az önce dediğiniz gibi bundan sonra artık ne yaşayabiliriz ki derken dünyada iki tane maalesef hepimizi de üzen, derinden yaralayan savaşları gördük. Bununla beraber şimdi korkutan bir tarafıyla yapay zekayı da az önce bahsettiğiniz üzere teknolojiyle alakalı, bu yapay zekayla alakalı şeyleri mi duyacağız acaba? Bunları da duyabiliriz. Bunlar... Tabii ki işin her zaman bir negatif bir pozitif yönü var. Burada baktığımızda bir taraftan insanlığın hizmetine sunulacak olan her türlü teknoloji, tıp veya ona benzer insanlığın faydasına olacak her türlü gelişme pek tabii ki olumlu yüzünde. Özellikle 8 Nisan'daki güneş tutulması yapısı ve oluştuğu derece ve Chiron isimli bir asteroidle kavuşumu gereği alternatif tıp alanında, özellikle beyin cerrahisinde, kafa yüz bölgesiyle ilgili konularda, yani
öyle enteresan bazı gelişmelere ve buluşlara işaret edebilir ki bu dönemde bazı hastalıkların çözümlerinin bulunmasına yönelik de güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Ama diğer taraftan pek tabii ki teknolojinin bir riskli boyutu var. İnsanın hep tereddüt ettiği şey makinalar bizim yerimizi mi alacak, efendim işsiz mi kalacağız? Dolayısıyla böyle bir korku her zaman için var. Yapay zekanın mucitleri diyeyim ona, onlar bile bir yerde tabii ki bu konuda bir endişe taşıyorlar. Bu endişe her zaman için olacaktır. Ama dediğim gibi her şeyin iki yüzü var. Bir taraftan teknolojinin daha ucuzlaması şansı olan ve herkesin kullanımına açık olan. Çünkü yani büyük paralara sunulan teknolojiler halkımıza hiç de uygun değil. Hele şu dönemde ekonomik açıdan zaten imkanlarımız daralmış. Önemli olan herkese indirgenebilmesi. Yoksa büyük keşif, icatlar olmuş. Biz hiç istifade edemiyorsak bir anlamı kalmıyor. Diğer taraftan biraz evvel tabii pandemiden bahsettiğiniz salgın hastalıklarla ilgili riskler hep olacak diye zaten konuşmuştuk, konuşuluyor. Sadece astroloji cephesinden değil. Nisan ve Mayıs ayları bu bakımdan da tabii hala dikkat çekiyor. Yaşadığımız bir pandemi gibi değil. Bence kapanmayın da değil ama salgın hastalıklar açısından dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle sulardan gelen, hani biz en basit bir kolera vesaire bunları duymuşuzdur. Ama sularla gelen salgın riskleri ya da topraktan, bitkilerden geçen gıdayla alakalı riskler Mart-Nisan aylarından Mayıs ayına kadar uzanan süreçte bir tarafta bir risk tabii ki oluşturuyor. Ama diğer taraftan denizlerle ilgili dikkat edilmesi gereken şeylerin içerisinde eski alimlere göre Mars ve Satürn'ün balık burcundaki kavuşumu gemi kazalarının, gemi saldırılarının, denizlerle ilgili konuların hatta denizlerde savaşların olduğu dönemleri işaret eder. Bir tarafında risk olarak baktığımızda var. Bir tarafında da Jüpiter ve Uranüs'ün toprak elementinden boğa burcunda kavuşumu geçmişte tarihe baktığımız zaman işte kasırgalar, büyük fırtınalar yani ekstrem hava koşulları çok belirginleşmeye başlar 2024 yılından itibaren ve güneş aktiviteleri dediğimiz güneşteki patlamaların da artacağı bir dönem olacağı için güneş maksimumu dediğimiz süreçte bu ekstrem hava olayları da zaten olası küresel iklim krizinden dolayı da yani bu yılın ilkbahar ayları bunları bir tarafında tabii ki beraberinde getiriyor. Ama bir tarafına da baktığımızda stres yaşadığımız topraklar, tarım, ziraatla ilgili konular, işte gıda ile ilgili kıtlık çeker miyiz, kuraklık riski vesaire gibi konuların tam karşısında da bu alanlarda yapılacak reformlar, mesela daha az suyla tarım veya yapay zekanın tarlada kullanılması diyelim. Dolayısıyla daha verimli sonuç almaya yönelik girişimler de devrede olacaktır baktığımız zaman. Bir tarafında özellikle tutulmalardan bahsettik. Bu tutulmalarda çok yeni girişimlerin ve yeni liderlerin yani yeni dönemin liderlerinin de çok ortaya çıkacağı zaman. Bu liderler denince her alanda ya da politik alanda olabilir, ekonomik alanda öne çıkan isimler olabilir. Gündelik hayat içerisinde çeşitli kurumların başındaki liderleri anlatıyor olabiliriz. Yani bu yeni lider tiplerinin özellikle daha belirgin bir şekilde kendini göstereceği de bir zaman dilimi. Tabii ekonomik açıdan 2024'ün hiç kolay olmadığını bir global resesyonunu konuşacağımızı söylemiştik. İlkbahar aylarından başlayarak Avrupa özellikle hani Almanya ekonomisine baktığınız zaman kimi ekonomistlere göre zaten resesyonda veya oraya doğru gidiyor. Almanya Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden bir tanesi. Orada bir stresi konuşursak bunu Avrupa için genellemek hiç de zor olmaz. Bir taraftan hani İngiltere nispeten iyi gidiyor ama orada da çok rahat olmayan bir durum var. Yani aslında ilkbahar aylarında benim en dikkatimi çeken şey protestoların artması, yani insanların sokak hareketlerini daha fazla arttırması, ekonomik zorluklara karşı daha fazla sokağa çıkması, bu güneş aktiviteleri dediğimiz 11 yıllık döngülerle geri gidip bakıyoruz biz mesela 11-13 yıl arasında yani yıl arasındaki güneş maksimum ekstrem dönemlerinde geri gittiğiniz zaman örneğin 2010-11 yıllarındaki Arap Baharı var, Türkiye'de 2013'te Gezi Parkı olayları var, Mısır'da darbe var. Yani protestolar niye olur?
insanlar haklarını daha çok talep ederler. Eşitlik isterler, adalet isterler. Yani bu yıl ilkbahar aylarında eşitlik, adalet yönünde insanların daha hareketlerinin olacağı, daha protestolarla, taleplerle geleceği zamanlar ve böylesi dönemler, yani bu yılın hem gezegen hareketleri hem güneş aktiviteleri bize insanların özgürleşme, daha eşit şartlar istemesi yönünde taleplerinin artacağını gösteriyor. Dolayısıyla ilkbahar ayları bunlara çok gebe, çok ekstrem Mart-Mayıs arası yaşayacağız. Yılın ikinci yarısındaysa iletişim teknolojilerinde çok gelişme bekleyebiliriz. Özellikle bütün kullandığımız bu şu anda sizinle konuştuğumuz sistem de dahil olmak üzere bu tür yayıncılık ve iletişim sektörlerinde ama aynı zamanda her şeyin dijitalize olması zamanlarını yaşıyoruz. Hı hı. Mesela hemen 2024 Şubat ayından itibaren bankaların dijitalleşmesi yönünde çok önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Evet. Türkiye'de de. Ama aynı zamanda dijital paraların artık devreye gireceği, ülkelerin dijital paralarını, bankaların dijital paralarını çıkartacağı, kurumların hatta bunu aslında 2018'den beri söylüyoruz ve 2024'de çok işaret ettik. Çünkü dediğim gibi belli gezegen dizilimleri belli tarihlerde oluyor. Bunu önceden de o tarihe yönelik bir yorum yapabiliyorsunuz. Yaşadıkça daha iyi anlıyorsunuz. Yani ama biraz daha fazla yönelimle beraber bir artış ve benzeri de görülebilir mi? Çünkü kripto paralar için baktığımız zaman evet geçtiğimiz hafta bir düşüş yaşandı ama insanlar daha çok rağbet ederse Şubat ayından itibaren dijital evet. paralarda daha bir rağbetle birlikte bir yükseliş de göz önünde olabilir mi? Olası özellikle Nisan'ın 20'li tarihlerinden itibaren hı-hı. böyle bir yükseliş 5 Mayıs civarında, 8 Mayıs civarında da yine bazı ekstrem hareketler olası kripto paralarla ilgili Bitcoin başta olmak üzere buralarda böyle hı-hı. bir şeyi konuşabiliriz. Boğa burcunda Jüpiter ve Uranüs kavuşumları şöyle söyleyeyim. Niye? Boğa burcu genel anlamda maddi güvence ve parasal konularla alakalı. Jüpiter gezegeni kapital demek. Ve Uranüs'te astrolojide elektrik, elektronikle alakalı, dijital sistemlerle alakalı. Yani hı hı. dijital paraları konuşuyoruz. Bir taraftan kripto paralarda da orada bir yükseliş olasılığı var ama tabii 2024 yılının lokomotifi bence altın. Zaten artık ekonomistler de söylüyor. Biz geçtiğimiz iki yıldan bu yana söylüyoruz. Arkasından gümüş gelir ama gümüşün daha fazla yükseliş yaşayacağını düşündüğüm zamanlar benim 2025'in ikinci yarısı başlıyor yani. Hı hı. 1,5 sene sonradan yükseliş daha başlar. Ha tabii bugünden düşünmek lazım, o ayrı mesele. Ve ilkbahar ayları için tabii ki en fazla özellikle Nisan ayı ile beraber insanların daha fazla banka işte faizlerinin yükselmesi, kredi faizlerinin yükselmesi sebebiyle biraz daha mevduata da ilgi göstermesi gibi böyle bir dönem var önümüzde. Hep sorulan bir şeydir ya gayrimenkul fiyatları ne olacak? Evet aklımıza gelen ilk soru odur. Evet. Bu kadar dijitalleşmeden şimdi, sonra bu kadar işte hesaplar, vadeli hesaplar, işte kripto paralar, borsa vesaire bunları çok fazla konuşmaktan artık gayrimenkulü konuşamaz hale geldik. Nedir buradaki evet. son durum? Burada tahminim bu yılın ikinci yarısı biraz daha fiyatların cazip hale geleceği zaman olacaktır. İlkbahar aylarında henüz böyle çok büyük bir düşüş veya düşüş demeyelim ona. Hı hı. Diğer yatırım enstrümanlarına nazaran daha az yükseliş. Yoksa fiyatlar sürekli değişiyor. Ama mesela Amerikan doları karşısındaki primi falan gibi ancak konuşursak biraz geride kalmasını tahmin edebiliriz. Ama uluslararası seminerlerde ben konuşan birisiyim. Orada tabii meslektaşlarımızı da dinliyoruz. Özellikle finansal astrolojide uzman meslektaşlarımızın verdiği bilgiler bize gayrimenkulde esas önemli düşüşün 2026 yılında olacağını gösteriyor. Hmm. Yani bu uzun vadeli bir tahmin. Tabii biz şimdi daha 2024'ü görmedik ama insanların en azından bir kulağının arkasında olsun. 2024'ün ikinci yarısından itibaren nispeten gerileme veya geride kalma diyelim bekleyebiliriz. 2025'te evet ama 2026 esas olarak gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Astrolog ve yazar Öner Döşer hocamız
Samimi Analiz programında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.